Evet, anladım. Evet. Beni biri arıyor. Evet, sanırım bugün zamanım var. Ha evet, zamanım var benim de. Yani sanırım. Of, olmuyor. Benim de bir yetişkin saatim olması lazım. O zaman ben de bir tane yaparım. Önce akrep ve yer kovanı çiziyoruz. Ben seni birazdan ararım. Bir kol saati istiyorsun demek. Tatlım, gel buraya. Hadi kendi saatimizi yapalım. İlk olarak saat kadranını, sonra da çerçevesini yapıştırıyoruz. Daha sonra ters çevirip arka tarafını yerleştiriyoruz. Süper. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Merhaba Kitty. Neden biraz bizimle takılmıyorsun? Bu parçayı arkaya yapıştırıp saatimize biraz renk katıyoruz. Pembe harika yakışacak bence. Şimdi parçaları birleştiriyoruz. Ve en sevdiğin saati içine sokuyoruz bak. Nasıl olmuş? Eva, bak bakalım. Aa, hadi tak bileğime. Bu gerçekten benim mi şimdi? Dur, saatin kaç olduğuna bir bakayım. Müthiş. Pekala, artık işe dönebilirim. Evet, ben de. Tamam, hemen ilgileniyorum. İşte bir şey benzemeye başladı. Sende durum nedir? Eva, bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Aa, peki. Kulağının arkasında bir şey var. Ne? Ah, zengin oldum. Başka bir şey daha var mı? Bir bakalım. Vay canına, bu oyuna bayıldım. İşte bir tane daha. Bu çok eğlenceliymiş. Bunu da unutmayalım o zaman. Ve bunu da tabii. Peki burası? İşte geliyor. Şu paralara bak. Harika. Bu paraların hepsi senin. Oh, müthiş. Paralarımı saklamam lazım. Yalnız o kese küçük sanki. Hepsi sığmayacak gibi. Gir içeri. Hadi ama. Anne bak. Bir türlü olmuyor. Olmaz diye bir şey yok. Şunu izle. İlk olarak kartonu kaplıyoruz. Sonra bu kısa çubukları batırıp üstlerine bu yayları koyuyoruz. Sonra bu parçayı koyup karton parçasının içinden geçiriyoruz. Şimdi bu tahta parçasını yapıştırıp paraları içine koyuyoruz. Kutunun üstünü kapatma zamanı geldi. İşte oldu. Dışının daha eğlenceli görünmesi için buraya sevimli bir yüz ekliyoruz. Birisinin paraya karnı acıkmış. Bu şeye bütün paranı saklayabilirsin. İyi de nasıl? Dur sana göstereyim. Hazır mısın? Parayı dilinin üstüne koyup buna basıyoruz. Hadi şimdi sen dene. Harika, hadi bakalım. İşte koydum parayı. Afiyet olsun. Vay canına, müthiş. Hepsini atmam zaman alabilir tabii. Ne dedin? Karnı hala açmış. Bilet lütfen. İyi seyirler. Selam. Ha? Şekere izin yok. Kutuya koy. Ama lollipopum daha bitmedi ki. Şekerden nefret ederim. Şimdi içeri girebilirsin. Umarım geç kalmamışımdır. Bu hiç adil değil. Film atıştırmalık olmadan izlenmez ki. Dur bir saniye. Güzel filmlere bayılırım. Bir sorun mu var? Neyse, bunun için zamanım yok. Bir şeyler yemek istiyorum. Enfes. Ne? Hadi ama. Of, sabahları hiç sevmiyorum. Yataktan kalkmak istemiyorum. Hazırlansam iyi olacak. Ne? Bu kıllar da nereden çıktı? Koca ayağa benzemişim. Ağda yapmayalı çok olmuş. Ama gitmek zorundalar. Bu biraz zaman alabilir. Bazı günler saçın kötü olur ya. Kimsenin beni böyle görmesine izin veremem. Jilet kötü bir fikirmiş. Çim biçme makinesi kullanmalıydım. Çok iğrenç. Bittiğine sevindim. Vay, inanamıyorum. Saç canavarı mı o? Defol git buradan. Uf, bunu hiç beklemiyordum. Suyu açayım da delikten gitsinler. Deliğe mi tıkadı ne? Hayır ya, daha da kötüleşiyor. Bu da ne? Şu plastik kelepçeleri kullanabilirim. Sanırım her şeyi çözebileceğim. İşe koyulma zamanı. Fermuarın içine oluklar açalım. Kesikleri açılı yapalım. Bunu sonuna kadar yapacağız. Şimdi diğer fermuarı alalım. Tokanın içinden geçirelim. Sonra da sabitleyelim. Alta da bir halka yapmamız gerekiyor. Sanırım hazır. Gideri açmanın zamanı geldi.
fermuarı Eve'ye deliğinden aşağı itiyoruz. Sonra da burunun içindekileri çıkarabiliriz. İşte geliyorlar. İğrenç, çok iğrenç. Doğruca çöpe gidebilirler. Bayağı kullanışlı bir araçtı. Ne düşünüyordum ki? Salla bebeğim, salla. Dansta temizlik çok daha eğlenceli oluyor. Hop hop, şuna bak. Ah, kurtulalım şunlardan. Her şeyi tertemiz olmalı. Bir toz tanesi bile görmek istemiyorum. Şurayı temizlesem iyi olacak. Bu korkunç ses de ne? Yine şarkı söylüyormuşsun. Ha? Bir mesajım var. Ne? Bunun için epeydir bekliyordum. Ah, ama bu şekilde dışarı çıkamam. Ah, uşak. Aa, beni mi çağırdınız? Elbiseleri getiriyorum hanımefendi. Her duruma uygun bir kıyafetimiz var. Aa, bir bakalım. Işıltılı bir şey? Yok. Hah, işte bu. Göz alıcı ve ağızları açık bırakma garantili. Ciddi misin? Şık. Elmas kaplı bir çöp torbasına benziyorum. Zorlanıyorum. Dur, buldum. Ah, neden uğraşıyoruz ki? Bu kadar uzun süren ne? Aa! Bence bunu seveceksiniz. Kendim yaptım. Aa, çok güzelmiş. Aa, denemek istiyorum. Vay canına, harika görünüyorum. Her zamanki gibi hanımefendi. Şimdi de yeni bir saç modelinin zamanı geldi. Ben hallederim. Annemin saçını da ben yaparım. Bence şöyle süzülen birkaç bukle yapmalıyız. Ne bu kokuda ne? Ay! Ay, çok tatlı ya. Mükemmel bir buluşma olacak. Orada işler nasıl gidiyor? Aa, her şey yolunda. Benim işim bitti. Bakabilirsiniz. Aa, her zaman harika görünüyorum. Ne? Çenemde ne var öyle? Ay, çok kötü, iğrencim. Aa, çek şunu önümden. Aa, özür dilerim hanımım. Bir şeyler yapmalısın. Aa, şey, maske altında iyi değilimdir. Ha, bir düşüneyim. Hayır, bu olmaz. Başka neyim var? Aa, kesinlikle olmaz. Aa, dur bir saniye. Toz alacağım. İşe yarayabilir bu. Yani denemeye değer. Cildinin üstünde kullanacağım. Gözeneklerdeki pisliği emip çıkaracaktır. Tıpkı toz almak gibi. Oh, sanırım hepsini aldım. Bakabilirsiniz. Aa, kusursuz cildim geri geldi. Aa, çok korkmuştum. Çok rahatladım. Sen benim mucizemsin. Ha, bana değil, şu küçük gelece teşekkür edin. Ha, durum hiç iyi görünmüyor. Düzeltsem iyi olacak. Üstünü kapatalım. Daha iyi oldu. Sanırım randevum için hazırım. Gece gelmem. Güle güle. İyi eğlenceler hanımefendi. Oh, ucuz atlattık. Ev yemeği gibisi yoktur. Gizli malzememiz de sevgidir ve bir sürü ot. Yemeklere bolca lezzet katıyorlar. Çok güzel kokuyor. Dökülün bakalım. Şimdi de karıştıralım. Selim anne, güzel kokan bir şey var. Bu senin meşhur makarna sosun mu? Aynen öyle canım. Ha? Dur. Saat gerçekten bu mu? Ay, geç kaldım. Gitmem gerekiyor. Ama akşam yemeği ne olacak? Aa, doğru. Karıştırmaya devam et canım sen. Yanmasına izin verme. Aa, ne oldu şimdi? Bu bir tür şaka mı? Eh, o kadar da zor değilmiş ama çok sıkıcı. Bunun burada ne işi var ya? En azından yoga yapabiliyorum. Ah, benden bu kadar. İnternetten alışveriş yapmam lazım. Aa, bu ne böyle ya? Bu da neymiş? Ha, aldım gitti. Bekleyelim bakalım. Vay, çok hızlı geldi. Para harcamayı seviyorum ya. Tüm sorunlarımın cevabı bu. Şunu tavaya yerleştirelim. Sonra da bütün işi ona bırakacağım. Dönüyor da dönüyor. Parmağımı bile kıpırdatmama gerek yok. Çok zekim ya. Artık rahatlayabilirim. Yemek yapmak hiç zor değilmiş. Ah, buna alışabilirim. Ben geldim. Betty, ne yapıyorsun? Aa, belli değil mi? Yemek yapıyorum anne. Aa, küçük robot arkadaşın kim? Peki, lezzet testini geçiyor mu bakalım? Bah canına, ağzım bayram etti. Ne söylemiştim? Gelecekte yaşamak gibi. Aferin tatlım. Bu kitapta daha fazla resim olacağını düşünmüştüm. Ah, ödevleri de hiç sevmem. Uf, daha fazla dayanamayacağım. Biraz eğlenceye ihtiyacım var. Ah, böyle daha iyi oldu. Betty, burada mısın? Çalışmalar nasıl gidiyor? Dur bir saniye. Ne yapıyorsun? Çalışıyor olmalıydın. Bunun yerine oyun oynuyorsun ha?
Ama yeter, duracaksın. Boyun harika ya. Ha? Ver telefonu. Aa, şu an biraz meşgulüm. Hemen genç hanım, ciddiyim. Bu hiç adil değil. İnanılır gibi değil. Aptalca oyunlarına nasıl engel olacağımı biliyorum. Telefonun hapse girecek. Kilit altında olmalı. Anahtarı da bende olacak. Burada tutacağım. Onu almanın da hiçbir yolu yok. Ödevini bitirdiğinde geri alabilirsin. Al bakalım. Bununla ne yapmam gerekiyor? Belki kilidini açabilirim. Bir dişimi kaybedebilirim ama buna değer. Bunu izlemek çok üzücü. İşe yaramıyor. Peki. Bu seferlik sen kazandın. Aptal ödevi yapacağım. Ama bundan hiç mutlu değilim. Sanırım oluyor. Başarabilirsin tatlım. Dur, buldum. Ne yapacağımı biliyorum. En azından öyle umuyorum. 5+5. Aa, 10 eder. Of, şimdiden tükendim. Artık telefonumu alabilir miyim? Seninle gurur duyuyorum. Anahtarı alayım. Bunu hak ettin. Artık telefonunu alabilirsin. Anlaşmanın sana düşen kısmını yerine getirdin. Ver ver ver. Seni çok özledim ya. Bir daha asla ayrılmayalım. Vay canına, çok zormuş. Buna emin değilim. Bir şeye bakmam lazım. Of, bulamıyorum. Hah, ben de bunu arıyordum. Tam düşündüğüm gibi. Yani bu demek oluyor ki. Aa, anladım. Çok basit. Cevap 10. Başardım. İnanamıyorum. Ha? Güzel. Buradaymışsın. Nasıl gidiyor canım? Bak anne, problemi çözdüm. Ha? Bunu sana aldım. Çok çalışıyorsun. Aa, gerçekten mi anne? Bunu yapmana gerek yoktu. Anne, çok düşüncelisin. Bana cep telefonumu aldığını, gerçekten mi? Umarım beğenirsin tatlım. Aman tanrım, bu hayatımın en iyi hediyesi. Oh, beğendi. Ödevine dönmene izin vereyim. Dur gitme, bir selfie çekmeliyiz. Hiç makyaj yapmamıştım ama. Gülümse. Olamaz olamaz, yapacak çok şey var. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Bir hediye bulmam lazım. Aa, bu şeyi kullanabilirim. Ay, hiç güzel olmadı. Dur, bu olur mu acaba? Hayır, kitap olur mu? Olmaz. Peki ya bu doğrama tahtası? Aa, bunların hiçbiri olmaz. Hadi düşün düşün. Burada ne varmış? Ah, anneme pasta yapabilirim. O kadar da zor olamaz değil mi? Dur, işte budur. Ah, enfes görünüyor. Başlama zamanı. Malzemelerime ihtiyacım var. Kekimiz göz açıp kapayıncaya kadar hazır. Sadece pişmesi gerekiyor. Vay, doğuştan yetenekliyim ya. Ama resimdekine hiç benzemiyor. Bu nasıl oldu? Ne yapmalıyım? Sıkma torbam yok. Ne kullanabilirim onun yerine? Ah, bu işe yarayabilir. Kapağını çıkaralım. Evet, sanırım işe yarayabilir. Bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Neyse ki neşterim yanımda. Şişe kapağının kenarına kesikler atacağım. Küçük bir bölümünü kaldırmak istiyorum. Aynen böyle. Sonra bir elmaya ihtiyacım olacak. Bu da kremama biraz lezzet katacak. Sonra da kapağını takabilirim. Cupcake'imi bitirmeye hazırım. Sadece şişeyi sıkmam gerekiyor. Ve kremalı cupcake'imiz hazır. Güzel görünüyor. Şu anda yiyebilirim. Ama bir şey eksik. Aa, bir muma ihtiyaç var. Ve bitti. Umarım annem beğenir. Ah, bu şapkayı çıkarsam iyi olacak. Hey anne! Kahveni tazeli mi? Doldur gitsene, çok soğuk. Bu içini ısıtır. Oo, keyifle içeceğim. Biraz ısınsam yeter. Güzelmiş. Of, evet. Umarım kahveyi abartmıyoruzdur. İçelim gitsin. Kimin umurunda ki, sıcacık işte. Bunu durmadan içebilirim. Bu kadar çok kupamız olmasına sevindim. Gerçi bunları ben temizlemem. Ah, şimdiden daha iyiyim. Gerçi sanırım çiş yapmalıyım. Ah, hemen dönüyorum. İyi ki o son bardak biraz abartıydı. Hadi. Ne oldu? Onda neydi? Betty, iyi misin? Ne oldu? Klozet kapağı buz gibi olmuş.
Acemi hatası. Önden ısıtman lazımdı. Cidden mi? Şunu deneyebiliriz. Peki. İşi hızlandıracaktır. Kendini zeki mi sanıyorsun? Evet. Bende de bu var. Kapağı sımsıcak yapacak. Nerede o zekan? Tina? Ne? Ufak bir problemimiz var. Neden uğraşıyorum ki? Elimden geleni yaptım. Şimdi ne olacak? Dur, sanırım buldum. Dur bakalım orada. Bunu nasıl yaptın? Onları giyiyordum. Bu iş daha önemli. Taytı klozet kapağının üstüne geçiyoruz. Sonra da üstüne bir delik açıyoruz. Ne düşünüyorsun? Deneyelim. Devam et. Yakın arkadaşız ama o kadar da değil. Oh, sıcacık. Harika bir fikirdi. Şimdi nerede kalmıştık? Daha fazla kahve. Çok güzel. Şenife. Şimdi de benim tuvaletim geldi. Tutamıyorum. Daha sonra teşekkür edersin. Pekala canlarım. İyi günler. Güle güle anne. Peki şimdi ne yapsak? Gel gizli şatomuza oturalım. Evet, bayılıyorum buraya. Vay, evin içindeyken yıldızların altındaymışız gibi oluyor. Gizli odalar harikalar. Bam bam. Al sana. Bölümü tekte geçtim resmen. Hey, yardım edebilir misin? Sebzeleri soyabilir misin lütfen? Ne? Sebze soymaktan nefret ederim. Berbat bir iş. Hem de kocamanlar. Anne yapmasam olmaz mı? Zaten oyundaydım. Olmazsa şimdi lütfen başla. Bana zorla sebze soydurduğuna inanamıyorum. Soğandan da nefret ederim. Jennifer, salını salını soyma lütfen sebzeleri, tamam mı? Bir şey istersen şurada çalışıyorum ben. İşte bitti. Anne, sebzeler bitti. Sonunda rahat rahat oyunuma dönebileceğim. Dur bakalım tatlım. Bak sana öğle yemeği hazırladım. Şimdi biraz ara ver ve önce yemeğini ye, olur mu? Sebzeleri de çok güzel soymuşsun. Teşekkür ederim. Şimdi de zorla yemek mi yedirecek? Yeter ama ya. Neyse ki sandviçmiş. Sandviç severim. Son lokma ve tamam. Ne yapıyor orada? Evet, aramanızı bekliyordum. Tatlım, hemen geleceğim. Evet, işte şimdi oyunuma dönebilirim. Şu meyve suyunu dekeyim de hemen döneyim. Bir dakika. Şuradaki dolaba bak. Mükemmel ödesi bir fikrim var. İşte bu. Şimdi benim de rahat mı rahat bir gizli odam oldu. Artık beni asla bulamayacak. Teşekkürler. Güle güle. Yıkamaya dönelim. O duyduğum ses de ne öyle? Elevizyon mı geliyor? Belki tesisattandır. Hayır. Hayır, olamazsa çok gürültü yapıyorum. Daha sessiz olmalıyım. Ses durdu. Sanırım pek önemli değilmiş. Peki bu ışıklara dönelim bakalım. Kendi kendine yıkanmayacaklar ya. Burada yardım edecek kimse de yok. Yok yok. Evet, burada olduğuma dair hiçbir fikri yok. Oyunuma geri döneyim. Ben çikolataya bayılırım. Harika. Sen de mi istiyorsun? Alın bakalım. Tina, ne yapıyorsun? Selam anne. Uyku zamanı. Ama uykum yok ki. Tartışmıyoruz. Hadi temizlen bakalım. Ne kadar garip bir şey. Sanırım kendim kaşındım. Tina'yı kontrol edeyim. Halledelim gitsin. O kadar da pislenmemişim. İzimdeki çikolataya bak. Tina. Hadi ama temizlenmelisin. Dişlerinle başlayalım. Peki fırçalayayım. Çok kolay olacak. Birazcık daha. Bu kadar yeter. Çok ferah olacak. Hiç değilse dişini fırçalıyor. Dur biraz. Tina yapma. Harikaydı. Şuna baksana. Bundan asla sıkılmayacağım. Al sana. Dişlerimi fırçalamaya bayılıyorum. Dur, yeter. Bana neden öyle bakıyorsun? Bak şeytan doldurur. Hayır! Tina! Kaçmam lazım.
Hayır değil. Daha iyi sıkma lazım. Ay! Vurdun beni. Hata yapmış olabilirim. Ben dişlerimi fırçalayayım. Sonunda yola geldi. Bir fikrim var. Şu ufaklık işime yarayabilir. O neymiş? Şuraya koyuyorum. Sonra da üstüne diş macunu takıyorum. İzle şimdi. Kafam çok karıştı. Diş fırçasını ağza yerleştiriyorsun. Ve mükemmel miktarda diş macunu çıkıveriyor. Bak, çok kolaydı. Sanki gelecekten gelmiş. Denemek istiyorum. İşte bu. İşe yaradı. Aferin sana. Bak anne, fırçalıyorum. Aferin kızıma. Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Ay lütfen ağlama. Baksana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam, ver hadi. Of, iyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutla. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Neler oluyor? Çok sıkıcı. İşe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Peki, ben de biraz deneyeceğim. Sabah mı oldu hemen? Olamazsın, ne oldu böyle? Saçların haline bak, hamura kaplanmış. Yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Bir dakika, bu hamur mu? Yani evet olabilir. Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz. Tıraş makinesi, hemen bırak babacığım, hayır. Birazdan biter, sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim, güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çakırdın mı, ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz. Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler, harikasın. Öyleyim gerçekten, değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Sorun nedir kızım? Bebeğimin saçlarını taramaya çalışıyorum ama hepsi birbirine karışmış. Olur öyle şeyler tatlım. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Babamın saçları çok güzel. Ama şimdi onları daha güzel yapacağım. Hey, saçlarıma dokunma. Üzgünüm. Sadece yardımcı olmaya çalışıyordum. Saçımı bu hale getirmek için çok uğraştım. O zaman saçına bir toku takayım. Orada neler oluyor Cina? Kes şunu. Baba, hiç eğlenceli değilsin. Sanırım bebeğime kaldım yine. Babam bana hiç iyi davranmıyor. Bu kadar okumak beni yordu. Belki biraz daha beklesem iyi olacak. Biraz gözlerimi dinlendireyim. Şöyle uzanıp pahalı saç ürünlerinin rüyasını göreyim. İşte tam fırsatı. Ama sessiz olmam lazım. Lütfen uyanma.
olacaktı. Of, hadi ama. Vay canına, ne derin uyuyor. O zaman acele etmeyeyim. Hey, ne güzel melodi. Ah, eyvah. Bütün saç spreylerini verin bana. Ne tuhaf rüyalar geliyor öyle. Tamam, yapalım şu işi. Çok güzel görünecek. Ne? Ne oldu az evvel? Ne kabustu ama, birisi saçlarımla uğraşıyordu. Ha? Bunun saçımda ne işi var? Neler oluyor? Olamaz, saçım. Cina, bunu sen mi yaptın? Hayır, çocuk kendi halinde oynuyor. Ha, bir dakika, ben neyin üstüne oturuyorum? Ha, yün mü? Ha, şiş de varmış burada. Ha, bu morarıcak kesin. Olamaz. Hey, bu aklıma bir fikir getirdi. Bu tam ihtiyacım olan şey. İşte bu Cina'yı meşgul eder. Resmi düz bir yere koyuyoruz. Sonra üstünü bantla kaplıyoruz. Aynen böyle. Şimdi resmi kesmemiz gerekiyor. Başında açtığımız deliklerden ucuna yün bağladığımız bu iğneyi geçiriyoruz. Kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Vay canına, harika görünüyor. Cina, bak ben ne yaptım. Al bununla oyna. Görüşürüz oyuncak bebeğim. Bu çok harika. Bak saçlarını tarayabiliyorum. Çok güzel görünüyor. Şimdi saçına birkaç toka takalım. Tokalarla işimizi tamamlayacağız. Çok güzel görünüyor. Neredeyse benim saçım kadar da güzel oldu. İstersen seninkileri de bir dönüşüme sokabilirim. Yok, sanırım böyle kalsa daha iyi. İşte şimdi uyuyabilirim. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hadi yapalım şu işi. Bendeki malzemeler çok taze. Meg, ben sana ne demiştim? Sümük yok. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu sıradan bir bardak gibi görünebilir. Yumurtayı bunun içine döküyoruz. İğrenç. Bu bardak ayrıca yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyor. Çok iyi değil mi? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Bir türlü olmuyor. Sanırım benim de işin çok zor. Sen öyle san ufaklık. Senin işim daha bitmedi yaşlı bayan. Bunu nasıl yaptın? Şimdi ne olacak? Bizim bir hakeme ihtiyacımız var. Şimdi ne var? Bir türlü kızı da okutmadılar. İşte geldim. Sizin için bir şey getirdim. Ben de senin için bir şey var. Burada çok genç görünüyorum bak. Bunları kullanabilirsin. Neler oluyor? Anladım. O zaman neyi bekliyoruz? Bir bakalım. Bu ilginç görünüyor. İşte ilk yarışma konunuz. Lezzetli ve sağlıklı bir salata. Başlayabilirsiniz. Vay canına. Şu sebzelere bak. Bu çok eğlenceli olacak. Ben soğanla başlayacağım ama soğanı doğramamıza gerek yok. Onun için bu kullanışlı aleti getirdim. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Soğanı tam buraya koyuyoruz. Bu sivri uçlar soğanı yerinde tutuyor. Sonra kolu çeviriyoruz. İşe yarıyor bak. Vay, buna bayıldım. İşte soğan incecik doğranıyor. Şuna baksana büyük baba. Çok hipnotik bir şey. Daha izlerken başım döndü. Bunu düşünmem gerekiyor. İyi şanslar, çünkü ihtiyacın olacak. Demek öyle. Benim öyle aletlere ihtiyacım yok. Bende matkap var. Biberleri tahta şişlere geçiriyoruz. Şimdi bıçağımızı alıyoruz. Ve biberi böyle doğruyoruz. Birazdan çok şaşıracaksın. Tada! Şimdi bu işi ilginçleştirelim. Bu sefer büyük bir biber deneyeceğim. Zor işmiş bu. Çok yoruldum. Büyük anne, sen ne yapıyorsun? Ne? Sen iyi misin tatlım? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ben acımasız bir sebze dilimleme makinesiyim. İşte böyle dilimlendi hepsi. Tamam, bu kadar yeterli. Çok eğlendim doğrusu. Sen bunu nasıl yaptın? Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten etkilendim. Seni yenmeme imkan yok. Elimde sadece bu dilimlenmiş soğanlar var. Tuhaf bir durum tabii. Her neyse. Hakem Bey konuşsun artık. Zor bir karar olmayacak. Büyük anne kazandı. Harika, çok mutlu oldum. Sebze isteyen var mı? Yok, ben iyiyim. Hadi al yararlı bu sebzeler. Hepsi bana kalır o zaman. Harika bir iş çıkardın canım. Sevgili meleklerim, ne yapıyorlar acaba? Ne kadar da ustalar. Çok şanslıyım.
Bir dakika. Biraz fazla sessizler ama. Ah, biliyordum. Burada neler oluyor? Bu inanılmaz. Ah, benim anne. Bunu düşünmeliydim. İşte bu. Bu oyuna bayılıyorum. Enerjimi korumam lazım. Tatlım, burada neler oluyor? Video oyunumu. Hem de bu saatte. Alex, senin yatakta olman gerekiyor. Üzgünüm ama arkadaşlarla birlikte oyunun tam ortasındayız. Bu hiç umurumda değil. Pijamalarını giy ve yatağına geç. Hadi ama anne. Oyunumu bitirmek istiyorum. Bu hiç adi değil. Anne. Sessiz ol Alex. Hadi yatağına gir. Pekala. Gözüm üstünde. Bu çocuk hep bir şeyler karıştırıyor. Bu video oyunları çok aptalca. Annem hep eğlencemi mahvediyor. Ha? Bu da nedir? Sanki video oyunu sesi geliyor. Ses dışarıdan geliyor. Bunu araştırmam lazım. Anne? Oo, abur cubur. Bir dakika. Bunlar yoksa... Küçük yeşil adamlar mı? Gerçek olduklarını biliyordum. Evet. Anne, sen ne yapıyorsun? Eğlenceli oyunmuş. Skoru ne yüksek. Bunu nasıl yapmış? Gel buraya. Ne harika bir annem var. Dikkat et. Uzak dur be sen. Ez şunu hadi. Tam bana doğru bakıyor. Daha sert vur. Elimden geleni yapıyorum. Yapacak tek bir şey var. Artık tek başınasın. Ne? Gel buraya. Olmaz, ben örümceklerle uğraşamam. Taksi. Umarım beni takip etmiyordur. Oh, işte olay bu. Güneş, kum, deniz ve örümcek falan da yok. Ha? İyi denemeydi ama bu işi halletmeliyiz. Ah, bunu yapmak zorunda mıyım? Bir saniye. Bu bardağı kullanabilirim. Bunu örümcek kapağına dönüştüreceğim. Evet, bu işi görür bence. Şunu iste. Artık sen benimsin örümcek. Yakaladım, o büyük bir şey. Pekala, artık gidiyorsun sen. Burada kalamazsın. Burayı aydınlatmanın zamanı geldi. Aa, böyle daha iyi. Hadi oynayalım. Rum rum rum. Merhaba Barbie. Merhaba Ken. Beraber takılalım mı? Evet tabii ki. Ah, aman tanrım, öpüşecekler. Çok romantik. Ah, kurtarın kendinizi, bu bir canavar. Canavar mı? Hani nerede? Alın bakalım, beni durduramazsınız. Birbirimizi kurtarsın. Şimdi sizi yakalayacağım. Çok kızgınım. Siz benimsiniz artık. Hayır, onu değil. Sarışın olanı al. Patiküt. Burada neler oluyor? Sizi çıtkıralım bebekler. Şehrinizi yok edeceğim. Of, çok yoruldum. Canavar olmak zor işmiş. Ama birinin bunu yapması gerek. Mola zamanı. Demek öyle diyorsun. Ağır ol bakalım genç bayan. Bir şey unutmadın mı? Buraya bir çeki düzen vermelisin. Her zaman ortalığı dağıtıyorsun. Şuraya bak. Peki ama bu şaşıma gitmedi. Ah, bu büyük haksızlık. Bu nedir? Muhtemelen önemli bir şey değildir. Ne? Bunun üstüme mi attın sen? İşte bu da sonuncu araba. Sanırım işim bitti. Ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Etraf hala darmadağınık. Topla şunları hemen. Fark etmezsin diye umuyordum. Bazen çok kötü oluyorsun anneciğim. Etrafta bir sürü kağıt parçası var. Alamıyorum ki bunları. O zaman daha çok uğraş. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu kutuyu boydan boya kesip bu şekilde açıyoruz. Şimdi kutudan küçük bir bölümünü kesiyoruz. Aynen böyle. Bu parçayı alıyoruz. Sonra bir içecek kapağına tutkal sürüp üstüne bu tahta çubuğu yapıştırıyoruz. Kutunun yan tarafına bir delik açıp çubuğu o delikten geçiriyoruz. Sonra fon kağıdından bir kare kesip üst ve altına tutkal sürüyoruz. Kağıdı kutuya yerleştirip çubuğa sarıyoruz ve üstüne başka bir kağıt yerleştirip böyle katlar yapıyoruz. Sonra kağıda küçük kesikler atıyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi kutuyu süsleyip bu şekilde güzelleştiriyoruz. Aa, çok eğlenceli bir şey oldu. Sanırım artık hazır. Bu minik bir süpürge. Bununla kağıtları toplarsın. Bak ne yaptım. Vay canına, çok harika bir şey. Bunu sen mi yaptın? Hadi bir deneyelim. Bak kağıdı nasıl topladı. Anneciğim, bu inanılmaz bir şey. Pekala, sıra bende. Hadi göster kendini ufaklık. İşe yarıyor. Müthiş bir şey. Yok artık. Gerçekten mi? Evet, aynen öyle. Falan filan. Ah, benim maniküre ihtiyacım var. Buna inanamıyorum. Oo. Aha, merhaba anneciğim.
Tamam, artık kapatsam iyi olacak. Dedikoduya bayılıyorum doğrusu. Annemin telefonu. Onu almam lazım. Çok yaklaştım. Hayır, öyle bir şey yapamazsın. Telefonuma dokunma sakın. Bu çok iyi geldi. Şöyle çaktırmadan alsam. Şişt, rahat dur bakayım. Sadece bir kurabiye alacaktım. İşte bunu yuttu. Aldım telefonu, vay canına. Kendimi çok büyükmüş gibi hissediyorum. Evet, öyleyim. Yine çıkalım bugün. Harika bir restoran biliyorum. Uzun zamandır görüşmedik seninle. Ahmet ne yapıyor öyle? Evet, oyuncak ayılarını da getir. Oğlum, az telefonum. İyi yakaladın anneciğim. Ben sana ne dedim? Bunu bir daha sakın yapma. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu kutuyu kullanabilirim. Evet, bu işe yarayabilir. Kutudan bir dikdörtgen kesiyoruz. Şimdi bir kalem alıp içimizdeki gizli sanatçıyı dışa vuruyoruz. Kalemle kartona bir telefon taslağı çizip çizdiklerimizi kesip ayırıyoruz. Şimdi parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Bu parçalarla başlıyoruz. Parçanın kenarına tuz kastırıyoruz ama fazla olmasına gerek yok. Sonra çevresine de arkasına da bu parçaları yapıştırıyoruz. Güzel gidiyor. Diğer parçaya da aynısını yapıp bu iki parçayı birleştiriyoruz. Süper oldu. Ve karşınızda kapaklı bir telefon ama onu o halde bırakmayıp güzelce süslememiz lazım. Telefonumuzu pembeye boyuyoruz ama tuşları boyamamaya özen gösteriyoruz. Şimdi sıra tuşlarda. Tuşlar için parlak bir pembe kullanıyoruz. Kenarını da aynı renkte boyuyoruz. Tabii kapağını da unutmuyoruz. Meg buna bayılacak. Görünce çok şaşıracak. Bu kısmı beyaza boyuyoruz. Her noktasından dikkatlice geçiyoruz. Keşke benim de böyle bir telefonum olsaydı. Çok kıskandım şu an. Neredeyse bitirdik. Şimdi son rötuşları da yapalım. Kenarını pembeye ve parlak sarıya boyuyoruz. Bence gayet güzel oldu. Son olarak ekrana bir resim ekliyoruz. Meg, sana bir şey vermek istiyorum. Nasıl buldun bunu? Bak bakalım. Ne? Yok artık. Bu müthiş bir şey olmuş. Şimdi önemli bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Alo, orası manikür salonu mu? Alo, evet. Manikür yaptırmak istiyorum da. Evet, kızım ve kendim için güzel olur. Harika. Ebeveyn olmak zordur, bunu çok iyi anlıyoruz. Fakat sana yardım etmeye hazırız. Hayatı kolaylaştıracak şahane tüyolar bulduk. Teşekkür etmene hiç gerek yok. Bizim işimiz bu. Bu allığın rengine bayılıyorum. Biri beni arıyor. Cevap versem iyi olacak. Alo? Selam. Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Pat, annem telefonda konuşuyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Demek öyle. Orada olmalıydın. Tamam, sonra görüşürüz. Bye bye. Yetişkin gibi davranıyorum. Ama gerçek bir telefona ihtiyacım var. Bunu yapmamalıyım. Fakat karşı koyamıyorum. Ruhu bile doymayacak. Benim güzel kızım gelmiş. Yakalandım. Geri çekil, geri çekil. Vazgeçmeyeceğim. Sakince. Biraz pudraya ihtiyacın var Annie. Kıdı. Çok tatlısın anne. Tamam, bu sefer olacak. Bana sarılmak mı istiyorsun? Çok tatlısın. Buna ihtiyacım vardı. Evet, ben de tam olarak öyle düşünmüştüm. Bu gitgide saçma bir hal alıyor. Annenin hazırlanması gerekiyor tatlım. O telefonu asla alamayacağım. Güzel oldum. Eldivenlerimi alsam iyi olacak. Dikkatini başka şey verdi. Elimi çabuk tutmalıyım. Kesinlikle öğle yemeği yemeliyiz. İşte burada. Ne kadar da yumuşak. Kulağa iyi geliyor. Annie, hayır. Seni kurtaracağım. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Beni hayal kırıklığına uğrattın Annie. Üzgünüm anne. Telefonumla oynayamazsın. Bir dakika. Belki de buna gerek yoktur. Harika bir fikrim var. Bu kutu tam da ihtiyacım olan şey. İşte başlayalım. Kartondan küçük bir kare keserek başlayacağım. Hemen bir taslak çizeyim. Bu telefonun ana hatlarını oluşturacak. Kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Şimdi bazı detaylar ekleyeceğim. Bunlar tuşları olacak. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Sonra ekranı çizeceğim. Şimdi aynı şeyi buraya da yapıyorum. Telefonun diğer tarafı bu. Elim böyle şeylere yatkın olduğu için mutluyum. Onu kesmem gerekiyor şimdi. Çok kolaydı. Bu iki parçayı ters çevireceğim. Sonraki işlem için silikon tabancama ihtiyacım var. Yapıştırıcıyı kenarına sürüyorum. Çok fazla ihtiyacım yok. Şimdi elimde bir parça oluk mukavva var. Bunu yapıştırıcıyla tutturuyorum. Bu telefonun yan tarafı olacak. Kenarını boylu boyunca yapıştırıyorum. Aynen böyle. Diğer karton parçasını da üstüne yerleştireceğim. Aynı şeyi diğer parçalarla da yapıyorum. Şekil ortaya çıkmaya başladı. Onları birleştirmem gerekiyor. Küçük bir metal menteşem var. Bu işimizi görecektir. Onu kartonun içine yapıştırıyorum. Telefonun açılıp kapanmasını sağlayacak. Tıpkı gerçek bir telefon gibi. Şimdi onu boyamam gerekiyor.
Bunun için bir kalem daksil kullanıyorum. Ve pembe bir kalemle kenarını boyayacağım. Ters çevirip aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Bu sevimli kediciyi de üzerine yapıştırıyorum. Ekran olması gereken yere bir delik açtım. İçine bir resim yerleştiriyorum. Bence hepsi bu kadar. En iyi göstermek için sabırsızlanıyorum. Bak bende ne var. Aa, tekrar deneyelim. Alo, Annie ile mi konuşmak istiyorsunuz? Harika, buna inanamıyorum. Bu senin için. Şaka yapıyorsun. Aa, canına bu çok havalı olmuş. Yapmam gereken önemli bir arama var. Telefonu açarsa iyi olur. Alo Annie, nasıl bir gün geçirdiğime inanamazsın. Buna çok güleceksin. Bana her şeyi anlat. Ah, deniz kızlarının daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Anne! Kulağa pek iyi gelmiyor. Annen geliyor. Chloe ne oldu? Söyle annene. Bu oyuncaklar çok sıkıcı. Ah evet. Orada bekle. Ha? Bu da ne? Bir dene bakalım. Aa, bu eğlenceli görünüyor. Buraya gel ördekçik. Şu renklere bak. Buna alışabilirim. Bu onu oyalar. Ördek en üstte mi konuyordu? Aa, bu kadar mıydı? Anne! Şaka mı yapıyorsun? Okumak istiyorum. Yine ne var? Bulmacayı bitirdim. Vay canına, sen bir dahisin. Başka bir şey getireyim. Al bakalım. İyi eğlenceler. Bir de sakın acele etme. Ah, bu daha iyi. Resimleri eşleştirmem gerekiyor. Aa, ne kadar zor olabilir ki? Aa, hiç de zor değilmiş. Aa, çok sıkıcı. Anne! Oh, yine mi? Ah, selam Pikachu. Nasıl gidiyor? Ne var? Bak, bitirdim. Oynayabileceğim bir şeyler olmalı. Hadi bakalım, düşün. Hayır, hiçbir şey de yok. Ay, ne yapacağız? Bir dakika, acaba... evet, sanırım buldum. Bu her şeyi çözecek. Orada bekle tatlım. Bir karton parçasına ihtiyacım var, bir de makas lazım. Köşelerini kesiyorum, köşeleri yuvarlak olmalı. Bu mükemmel. Şimdi yaratıcılığımı kullanmam gerek. Bir sonraki bölüm için keçeli kaleme ihtiyacım olacak. Kartonun üzerine küçük bir kare çizeceğim. Sonra bölümleri ayıracağım. Bir ızgara deseni yapıyorum. Her kareyi numaralandıracağım. Sonra bu kareyi kesip çıkarmam gerekiyor. Şimdilik bir kenarda durabilir. Pembe kağıdım var. Bu kağıdı kare çerçeveyi renklendirmek için kullanacağım. Ne kadar renkli. Onu ters çeviriyorum ve arkasına yapıştırıcı sürüyorum. Çok yapışkan olması lazım. Bu benim çerçevem olacak. Sonra boş bir beyaz kağıda ihtiyacım var. Üzerine kalpler çiziyorum. Sonra Pikachu'yu ekliyorum. Hata yapmak istemiyorum. Bence bu Chloe'yi oyalayacaktır. Üzerimde çok fazla baskı var. Çabucak boyuyorum. Pikachu'yu unutmamalıyım. Keşke benim de böyle pembe yanaklarım olsaydı. Bu tam bir sanat eseri. Şimdi diğer kareye geri dönüyorum. Onu ters çeviriyorum. Yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra çizimimi ona yapıştırıyorum. Buruşturmadan düzgünce yapıştırayım. Artık onu parçalara ayırabilirim. Sıra onu çerçeveye yerleştirmeye geldi. Parçaları bu şekilde düzenleyeceğim. Harika bir yapboz olacak. Tamam, sanırım hazır. Cleo buna bayılacak. Neredeyse unutuyordum. Parçaların yerini değiştirmeliyim. Chloe, bunu sana yaptım. Pikachu, şunu görüyor musun? Müthiş bir şey. Oh, sanırım işe yarıyor. Bana şans dile. Bu zor görünüyor. Bu kareyi buraya kaydıracağım. Sonra da bunu çekiyorum. Odaklanmam lazım. Benim de rahatlamaya ihtiyacım var. Bir dakika. Bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Ah, böyle daha iyi. Bu son parça. Anne! Oh, yok artık. Ne var? Şuna bir bak. Ah, çoktan bitirmişsin. Seninle gurur duyuyorum tatlım. Tekrar yapmak istiyorum. Çok eğlenceliydi. Çabuk ol anne. En sevdiğim bölüm kesinlikle buydu. Kıyafetleri çok tatlıydı. Aa, Luna. Alo. Dünyadan Luna'ya. Neye bakıyorsun öyle? Aa, anladım. Saçları gerçekten de güzelmiş. Aa, işte geliyor. Luna da abayı yakmış. Ondan hoşlanıyorsun. Baya yakmışsın. Ne? Şşş, sessiz olsana. İnsanlar seni duyacak. Aman tanrım, ne korkakmışsın. Sana yardım lazım. Ben de sana nasıl yardımcı olabileceğimi biliyorum. Kredi kartın mı? İyi de onunla ne yapacağız ki? Görürsün. Dur da sihrimi konuşturayım.
Evet, işe yaradı. Selam. Aman aman, müşteri gelmiş, özür dilerim. Peki, şimdi sizin için ruhlarla konuşmaya hazırım. Harika, Luna'nın fonuna bakmanız lazım çünkü bir çocuğu beğeniyor. Gizli gizli her yere taşıdığın şu fotoğrafı göstersen ona. Ah evet, gençlik aşkı. Pekala, uzatın bakalım fotoğrafı. Hadi ama ver şunu, falın için ihtiyacım olacak. Ah evet, anladım. Peki, bence de gayet tatlıymış. Evet, şimdi işe koyulup kartları okuyayım. Ruhlar geleceği görmene yardımcı olacak. Acaba gelecek neler saklıyor? Heyecanlı değil mi? Harika bir medyumdur. Pekala, bakalım kartlar ne söylüyor? Enteresan. Son kart. Aman tanrım, peki. Pek şanslı bir kart çıktı. Bu kart aşk hayatın ve romantik gelişmelere işarettir. Aman tanrım, inanabiliyor musun? Onunla konuşman lazım. Hey, tam da buradaymış. Hadi bakalım, cesur ol. Peki, tamam, haklısın. Hadi bakalım. Oh, selam, kazanı çok beğendim. Ne tesadüf, ben de tam senin yeleğin ne güzelmiş diye düşünüyordum. Ne demiştim? Amanın. Her şey yolunda, endişelenmeyin. Bu kahve çok güzel. Hadi ama. Her seferinde aynı şey oluyor. Ah, çok utanç verici. Ama bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Kahvemin yanında bana tatlı bir şeyler yapın. Fena fikir değil. Bu iş biraz zor olabilir. Elimizde güzel malzemeler var. Aa, bir dakika, bir anda ilham geldi. İşe koyulma zamanı. Ben yapacağımı biliyorum. Lezzetli görünüyor. Güzelmiş. Ben bu marshmallow'la müthiş bir tatlı yapacağım. Ama bir şeye daha ihtiyacım var. Bu benim tatlı aletim. Ah, ben sensiz ne yapardım? Bu işimi çok kolaylaştıracak. Şimdi bu kolları kaldırıyoruz. Krakeri buraya koyuyoruz. Onun üstüne bir parça çikolatayla bu marshmallow'u koyuyoruz. Yan tarafına da aynısını yapıyoruz. Şimdi kolları geriye katlayabiliriz. Bu kollar her şeyi yerli yerinde tutacak. Aa, bu çok ağırmış. Şimdi bunları mikrodalgaya koyabiliriz. İşte her şey hazır. Mikrodalgayı açıyoruz. Bak, marshmallow'lar nasıl eriyor. Birazdan yumuşacık olacaklar. Bak, nefis bulutlara benzediler. İşte bu. Artık çıkarabiliriz. Müthiş. Bir an evvel tatmam lazım. Müthiş görünüyorlar. Gelin bakayım bana. Şuna bak. Hey, ne yapıyorsun sen? Onlar benim. Ne? Aa, doğru. Ama burada bir tane daha var. Yalnız çabuk olsan iyi olur. Zaman tükeniyor büyük anne. Tabii ya. Baskı altında hiç iyi değilim. Bana bir fırın tepsisi gerekiyor. Çikolataları bunun içine atıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Sonra marshmallowları da üstüne koyup tepsiyi fırına atıyoruz. Basit ama güzel bir şey olacağına eminim. Yanmadan evvel şunları alalım. Sanırım artık hazır. Harika kokuyor. Çok iyi bir aşçıyım gerçekten. Bu mu yani? Elimden geleni yaptım. Yumuşacık olmuş. Bak, buna bayılacaksın. Yani umarım. Berbat görünüyor. Ben bu turu kazanacağım. Evet, kıyas bile kabul etmez. Tebrikler. Şimdi bana şu tatlıyı ver artık. Yaşasın. Demek öyle diyorsun. Bunu hiç unutmayacağım. Bu iğrenç bir şey. Merhaba. Arkadaşımın doğum gününü kutlamak için geldim. Elinde o pastayla olmaz. Bu noktadan sonra yiyecek yasak. Hadi şimdi ver onu bana. Ama o arkadaşım için. Hayır, balonlarım. Öf, bu hastane ne kötü. Doğum günün kutlu olsun. Ah, ne güzel sürpriz. Sana güzel bir şeyler getirdim. İçeri gizlice bir şeyler soktum. Leziz, bak bileziğimde şekerler var. Al, bu da sana. Çünkü hemşire pastama el koydu. Vay canına, çok zekisin şeker diye ölüyordum. Evet, hastane yemeği iyi değildir. Hey, bir fikrim var. Alçın'a ilk yazı yazan ben olacağım. Şimdi Alçın güzel ve eğlenceli. Yaşasın, bayıldım. Yeni idolüm bu kız artık. Saçına bayılıyorum. Dur biraz, bu da neydi? Şuradaki şeyi gördün mü? Hayır, hiçbir şey görmüyorum. Neyse, ne diyordum? Saçı. Yok, cidden şuraya baksana ya. Görmüyor musun?
Sanırım kapının dışında birisi var. Aman tanrım, ha bu da kim? Çok korkuyorum. Ah, hayır, sanırım içeri girmeye çalışıyorlar. Kaçalım şuradan, hemen saklanmamız gerek. Evet, de nereye? Bitkinin arkasına mı? Bitki mi? Yetmez. Havalandırmaya saklanmalıyız. Bizi burada asla bulamaz. Havalandırma mı? Ah, anladım, haklısın. Hadi çıkalım. Sence burada sürünürken bizi duyabilir mi? Duyamaz değil mi? Hey Gaysa, şu köşeye sığmaya çalışıyorum. Yok, olmayacak. Beraber geçmemiz lazım. Şöyle. Ah, yolumu tıkıyorsun. Dur. Önce ben geçeceğim. Beni tutmayı bıraksana. Çok sinir bozucusun. Dur. Dur. Tam bak, mutfağa geldik. Ne döndüğüne buradan bakabiliriz. Bak işte davetsiz misafirimiz. Sadece gölgesini görebiliyorum. Of, hala kim olduğunu bilmiyoruz. Burası ne kadar soğukmuş. Neyse ki hırkamı giymişim. Bir konuşma duydum sanırım. Dinlemem lazım. Açıyor. Şaka mı bu? Ha? Biri mi hapşırdı? Ne? Annemiş. Bizi buldu. Bunları dolabıma koymam lazım. Artık bir anahtar gerekiyor bana. Ha? Gizli bir oda mı? Onu daha önce hiç fark etmemiştim. Ah, o zaman girip bir bakayım. Vay canına, burası ne genişmiş. Ve çok da rahat bir yere benziyor. Nihayet okuyup ders çalışabilecek bir yerim oldu. Vay canına, bunu bilmiyordum. Buraya daha sık gelmeliyim. Vay canına. Merhaba Eli. Neden ama? Sanki onunla muhatap olmuşum gibi. Bunların hiçbirini kafam almıyor. Kendime özel bir zamana ihtiyacım var. Neyse ki sadece bana özel takılacağım bir yerim var. Buraya girebilmek için altın kart gerekli. İşte böyle. Ah, benim mutluluk köşem. Biraz eğlence zamanı. Aa, bu ilginç bir şeye benziyor. Vay canına, çok gerçekçi. Ne gündü ama, biraz gevşemem lazım. Bu en son çıkan güvenlik teknolojisi. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Ah, demek sonunda gelebildiniz. Oturun. Hizmet verenlerin konuşmasından nefret ediyorum. Bugün şımartılmak istiyorum. Peki, o zaman size bir yüz maskesi uygulayayım. Tam paranın karşılığı bir ürün. Altından yapılan bir şey. Cildiniz 1 milyon dolar gibi görünecek. Zaten bu kremin değeri de bu kadar. Al bakalım. İşimi çok ama çok seviyorum. Sen neden hala buradasın? Oh, hayat diye buna derim. Çamaşırlar çoktan yıkanmış. Harika. Ah, olamaz. Bir dakika. O benim pantolonum mu? Bu da senin tişörtün. Tatlım, korkarım kötü haberlerim var. Bunlar çekmişler mi? Şu an kendimi çok kötü hissettim. Ama böyle kazalar olur. Sence bunu aşağı doğru itip elbise olarak giyebilir miyim? Yok, işe yaramıyor. Belki de yarıyordur. Kenarda duran eski bir kutun var mı? Birkaç makas hareketiyle günü tersine çevirebiliriz. İyi uçuşlar tatlım. Anne bak. Luna, bir dakika. Hayır. Acil inişe geçiyorum. Bak, sana yeni bir sırt çantası aldım. Ah, harika. Bayıldım buna. Üstelik rengi pembe. Sen annelerin en harikasısın. Oo. Seninle çok iyi arkadaş olacağız. Çay güzelmiş değil mi? Bak, kurabiyelerimiz de var. Biraz içmek ister misin? Nefis. Sonra dediğim gibi. Değiş tokuş etmek mi istiyorsun? Harika. Bir zamanlar. Oha! Olamaz. Sırt çantam. Nereye gittin sen? Ha? Ne yaptım ben ya? Aptal rüzgarlı gün. Yeni arkadaşım uçtu gitti. Anne. Evet. Acele edeni. Peki. Annem bana çok kızacak. Bu kutuyu kullanabilir miyim acaba? Bu da sırt çantası gibi bir şey nasılsa. Aa, kalemlerim. Aa, tamam, ben hazırım. Ah, seni sonra ararım tatlım. Ne? Neden sırt çantanı kullanmıyorsun? Üstü gitti o, tamam mı?
sürprizler aldı götürdü. Hepsi benim suçum. Ah tatlım. Bir dakika, Yaman. Aklıma harika bir fikir getirdi. Ben hemen dönerim. Bak, buraya bir kedi kafası çizdim. Hah, böyle daha iyi. Şimdi kedi kafamızı biraz renklendirelim ki kimse bunun kartın olduğunu anlamasın. İşte oldu. Kuruduktan sonra da bazı eklemeler yapalım. Oo, çok şirin oldu. Bıyıkları ve fiyongu da unutmuyoruz tabii. Şimdi sırada arkasında. Kenarlarına sıcak tutkal sürüp bu karton şeridi yapıştırıyoruz. Üstüne de yüzünü yerleştiriyoruz. Aa, en iyi. Bak sana ne yaptım. Bu çanta benim mi? Çok şirin bir şey. Üstelik içinde bir sürü de şey var. Kalemlerim de sığıyor. Yaşasın. Hepsi içeride. Pekala okul zamanı. Ha? Beni mi bekliyorsunuz? Bir sonraki yarışma konunuz bu nefis sandviç. Geri çekil yaşlı bayan. Kalabalığa gerek yok genç bayan. Hey durun bakalım. Burada saçmalığa izin yok. Üzgünüm büyük babacığım. Ben ne kullanacağım şimdi? Bir düşüneyim. Buldum. İşte sana gereken şey. Fena kokmuyor. Al bakalım yakala. Bu nedir? Ekmek mi? Hepsi bu mu yani? Sepetten bunlar çıktı. Ne yapacağımı biliyorum. Yumurtayı bu tutacağa koyuyoruz. Kabuğunu hafifçe birkaç kez vuruyoruz. Neden çatlamıyor bu? Bir dakika oldu işte. Yalnız bu biraz zaman alabilir. Elimiz kayarsa en baştan başlamamız gerekir. Kabuğu nazikçe soyuyoruz. İşte oldu. Bu işin insanı rahatlatan bir yanı var. Yavaş yavaş gerginliğim azalıyor. Yapboz gibi bir şey bu. Bu büyük bir parçaydı. İşte bitirdim. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Yumurtayı kavanozun içine koyuyoruz ve sıvıyla yumurtayı boyuyoruz. Çok şirin oldu. Şimdi bunu ikiye bölüyoruz. Yalnız parmaklara dikkat ediyoruz. Tadı tıpkı yumurta gibi olacak. Şimdi üstüne peynir, taze marul ve domates koyuyoruz ve peynir koyup biraz da mayonez ekliyoruz. Daha sonra diğer yarısını da üstüne kapatıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Üstüne de susam serpiştiriyoruz. Biraz da garnitür ekliyoruz ve bitti. Ve işte lezzetli mi lezzetli bir yumurta sandviçi. Çok güzel görünüyorlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Benim işim bitti. Bunu sen mi yaptın ama ben de pes etmiyorum. Benim de özel numaralarım var. Peynirden küçük bir parça alıyoruz. Sıra süper öğütücümde. Neden işin zor kısmını ben yapayım ki? Peyniri buraya sokuyoruz. Sonra bu kolu çeviriyoruz. Egzersiz gibi oluyor. Neredeyse kas yapacağım. Parçaları bu kaseye topluyoruz. Birazcık daha. Tamam bu kadar yeter. Şimdi peynirimize biraz renk katıyoruz. Bunun için kırmızı gıda boyası kullanıyorum. Şimdi ikisini de karıştırıyoruz. Peynirin rengi emmesini istiyoruz. Güzel görünüyor. İşte bu. Rengi çok canlı oldu. Aynı işi farklı renklerle de yapmıştım. Şimdi ne yapıyoruz? İşte bu. Kalp şeklindeki bu kurabiye kalıbını alıp ekmeğin üstüne bastırıyoruz. Aynısını bu dilimle de yapıyoruz. Şimdi iki kalbimiz oldu. Seni seviyorum aşkım. Peyniri kalplerden birinin üstüne bastırıyoruz. Bu şekilde katmanlar oluşturuyoruz. Aynen böyle. Diğer kalbi üstüne koyup bunu ızgara yapmamız lazım. Birazdan hazır olur. Hey sen kendi sandviçine bak. Altın gibi sararmış. Nefis kokuyor. Çok lezzetli. Şuna bir bak. Çıtır çıtır. Muhteşem. Bu turun kazananı belli bence. Kendine fazla güvenme. Ne düşünüyorsun büyük baba? Çok yaratıcı. Meg lezzetli görünüyor. Peynirli sandviç de harika. Vay canına üstelik çok renkli. Bence berabere kaldınız. Gerçekten mi? Bence sorun yok. Bu karar bence çok adil. Bugün akşam yemeğinde sağlıklı şeyler yiyoruz. Bu da nefis bir salata demektir. Salatalığı unutmayayım. Bunları o kadar seviyorum ki hepsini yiyeceğim. Şimdi şuraya gidin bakalım. O da neydi? Elime kıymık batmış. Bunu çıkarmalıyım. Bu işe yaramaz değil mi? Yok böyle olmaz. Kötü bir fikirdi. Şat bardağı mı? Buralarda bir şey olmalı. Kibrit mi?
Aslında deneyebilirim. Senin de eline Lily'ye olduğu gibi kıymık battıysa bir kibrit al. Yak. Bir şat bardağının içine bununla ısıt. Ateş sönünce bardağı kıymığın olduğu yerin üzerine kapat. Bak, hemen çıkıverdi. Hem de acısız bir şekilde. Ve seni atmayı hiç istemiyorum. Ama bugünden sonra bunu kullanacağım. Düz ve kıymıksız. Saçlarımı kestirmem lazım. Anne, ben sıkıldım. Şekerleme. Öf, boşmuş. Biraz eğlenmek istiyorum. Vay canına. Ben de dilimi böyle dışarı çıkarabilirim bak. Bu güzel olmadı. Bu neymiş? İlginç bir şeye benziyor. Vay canına, içinde ne olduğunu merak ettim. Şuna bak. Bunları üstüme yapıştıracağım. Bir tane de buraya koyacağım. Bu çok harika. Dövmeye benziyorlar. Çok harika görünüyorum. Nereye gitti bu? Liam! Geliyorum anne. Ne düşünüyorsun? Sen ne yaptın bakayım? Böyle dışarı çıkamazsın. Bantların hepsini çıkarmamız lazım. Hayır, acıyor. Gel buraya. Buna vaktimiz yok. Derhal geri dön. Bunun için fazla yaşlıyım. Liam, hemen buraya gel diyorum. Olmaz, beni zorlayamazsın. Otur bakayım şuraya. Ver şu kolunu. Sanırım bunu nasıl halledebileceğimi biliyorum. Ve tamamen acısız olarak bir kulak temizleme çubuğunu vazeline batırıyorum. Bunu bantın üstüne süreceğim. Artık bantı yerinden çıkarabiliriz. İşte, hiç fena olmadı değil mi? Nereye gitti bu? Şimdi sıra diğerinde. Artık güzel yüzünü görebiliyorum. Tamam, hadi gidelim. Birini görmedi. Aramızda kalsın. Hey. Neredeyim ben? Harika bir rüya görüyordum. Her neyse, işte bir sonraki yarışmanız. Krep yapıyorsunuz. Ne? Hadi başlayın. Bu çok heyecan verici. Ne kadar zor olabilir ki? Elimizde bütün malzemeler mevcut. Burada çikolata şurubu var, en sevdiğim. Bunu yapmak çok hoşuma gidecek. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Bir bakayım şuna. Hayır, bakamazsın. Kendi tarafında kal büyük anneciğim. Bana bir kase gerekiyor. İşe yumurtayla başlıyorum. Kabuklara dikkat ediyoruz. Kimse krebinde yumurta kabuğu istemez. Sonra da süt ekliyorum. Şimdi de un zamanı. Aslında miktarı desem daha iyi olurdu ama ben başına buyruk biriyim. Kendi kurallarımı kendim koyarım. Şimdi bunu çırpmamız gerekiyor. Karışımın hafif kabarık olmasını istiyoruz. Etrafı biraz dağıttım ama böyle şeyler olur. Büyük annem ne yapıyor acaba? Sen beni merak etme. İşte ilki hazır. Şimdi biraz malzemeye ihtiyacım var. Acele etsem iyi olacak. İşte başardım. Krebim hazır. Kendimle çok gurur duydum. Bunun üstüne de krem çikolata sürüyorum. Bu şekilde çok güzel ve tatlı olacak. Bunu her an yalayıp bitirebilirim. Böyle güzelce krebin üstüne sürüyorum. Biraz fazlasına ihtiyacım olacak. Vay canına, şuna bak. Çok güzel. Her yerine bolca bolca sürüyorum. Sanırım ufak bir ödül hak ettim. Harika bir şey. Ama bir şey eksik. O da bir muz tabii ki. Bu krebin sağlıklı olacağı anlamına mı geliyor? Kimin umurumda ki? Tadı güzel olsun yeter. Muzu böyle eziyoruz ama zor oluyor böyle. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bu şey dene, koyun mu? Aynen öyle. Kapağını açıyoruz ve buraya bir parça muz koyuyoruz. Şimdi kapağı tekrar kapatıyoruz. Sanırım artık hazır. Şimdi kuyruğunu çeviriyoruz böyle. Çok matrak bir şey. Bu video çekilirken hiçbir koyuna zarar verilmedi. Bak, muz üstten çıkıyor. Kafası nasıl hareket ediyor bak. Şimdi muzu koyunun sırtından seyiriyoruz. Böyle bir şey söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Muz parçalarını krebin üstüne koyuyoruz. Çikolatayla muz beraber harika oluyorlar.
Muzu iyice karıştırdıktan sonra kremi de böyle rulo yapıyoruz. Denemek için sabırsızlanıyorum. Suşiye benzedi değil mi? Ve sıra son dokunuşlarda üstüne bu çikolata şurubunu gezdiriyorum. İşte diş hekimlerinin kabusu. Şimdi bu güzellikleri de serpelim. Sanat eseri gibi bir şey oldu bu. Eminim tadı da göründüğü kadar güzeldir. Ne diyorsun büyük anne? Ah, zamanımı boşa harcıyorum. Bir an evvel şunu halletmem lazım. Benim krebim işte haçıcı olacak. Krebi şu domates salçasıyla kaplıyoruz. Süper, şimdi bu peyniri alıyoruz. Yalnız peyniri üstüne yayamayız. O zaman ne yapacağız? Keşke ben de o küçük koyundan olsaydı. Bir dakika, buldum bile. Bu eleği kullanabilirim. Bu da aynı işi görecektir. Eleği peynirin kalıbının üstüne yerleştiriyorum. Peyniri deliklerden geçiriyorum. Şimdi peyniri bu şekilde sıyırabiliriz. Çok kremsi görünüyor. Bunu krebin üstüne ekliyorum. Bu sayede müthiş bir dokusu olacak. Artık krebimizi sarma zamanı. Bu işin kolay kısmı tabii, henüz işimiz bitmedi ama üzerine biraz da yağ dökeyim. Umarım tadı güzel olmuştur. İşte bitirdik. İki farklı tarzı. Kimin yemeği beni çok etkiledi? Bir dakika, dur bakalım orada. Ama bu dramatik anı mahvettin. Bekle bir saniye. Acil durumlar için yanımda hep bir sosis taşırım. Sosisi dilimlere ayırmak için bu çatalı kullanıyorum. Umarım ezilmiş sosis seviyorsundur. Bunu izleyemeyeceğim. Bak, sana bunu vereceğim. Bu benim dört ayaklı arkadaşım büyük anne. Ver şimdi o sosisi bana. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Bunlara neden sosis köpek denildiğini biliyorsun değil mi? Şimdi öğrenmek üzeresin. Sosisi buraya koyuyoruz ve sosisi bu şekilde dilimlere ayırıyoruz. Gelecekten fırlamış gibi değil mi? Vah canına, neler düşünmüşler. Yardımın için teşekkürler canım. Bu tam da krebimin ihtiyacı olan şey. Gurmelere layık bir şey oldu. Biraz fazla iddialı ama. Ne düşünüyorsun? Müthiş, her şeyi değiştirdi. Yine beraberesiniz. Oh, yaşasana. Bunu sen olmadan yapamazdım. Büyük anneni çok gururlandırdın. Bak bende ne var. Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Baharatları nefis kokuyor. Ha, ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Hey, ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim mi? Şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Aa, hadi ama. Buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım. Bir dakika. Oyun mu oynayacağız? Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam yediklerimizi değiştiriyoruz. Şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii, ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı. Sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın, baharatı inanılmaz kokuyor. Bekle. Hadi bir daha oynayalım. Olmaz, ben böyle yiyeyim. Denemeye değerdi. Sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Bak bende ne var? Leziz bir çikolatalı yumurta. Ver onu bana. Bu iş o kadar kolay değil. Bunu bir bardağın altına koyup bardakları hareket ettireceğim. Şimdi senin çikolatanın nerede olduğunu tahmin etmen gerekiyor. Hadi dene bakalım şansını. Of, hiç dikkatimi vermemiştim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bana yardım eder misiniz? Bu kesin işe yarayacak. Sadece iyi nişan almalıyım. Of, neler oluyor? Esi. Şu an yüz ifadeni görmen lazım. Yaylım ateşine devam. Of, olamaz. Parmağımdaki şu korkunç kıymığa bak.
Pekala, sakin ol bakalım. Şimdi bu kıymağa biraz daha yakından bakalım, olur mu? Evet, parmağına bir kıymık batmış. Yalnız bunun için seni daha iyi muayene etmeliyim. Şimdi bu stetoskopu kullanacağım, tamam mı? Bir bakalım. Tam düşündüğüm gibi. Sana ne gerektiğini biliyorum. Bu çok işe yarayacak, biliyorum. İşte burada. Onu bana yaklaştırma sakın. Peki, çek içine dersin o zaman. Ne? Evet, haklısın. Peki, kürek o zaman. Sen nasıl bir okul hemşiresisin? Bu sadece kıymık. Ha, tabii, haklısın. Burada kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Ah, şırınga, bu işimizi görür. Şimdi hareket etme lütfen. Hayır. Hadi bakalım, şimdi bu emme etkisi kıyımı yerinden çıkaracak. Ve bitti. Artık tamamen iyileştin. Ah, yaşasın. Kıymık yerinden çıktı ve hiç acımadı. Aynen öyle. Ama parmağım hala biraz acıyor. Ne? Neler oluyor? Hazır mısınız kızlar? Hadi ucumuzu alalım. Ah, plaj zamanı. Hadi gidelim. Yakala bakalım. Suda koşarak topa vurmada harikasın. Plaj selfiesi. Ah, güneş ne kadar sıcak. Oh, her yanım acıyor. Ah, dokunma bana. Kendim güneşten fena yanmışım zaten. Sana nasıl dokunayım? Ya şimdi biz ne yapacağız? Bir dakika, sanırım ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Aloe vera bitkimiz var. Onunla güneş yanığımızı tedavi edebiliriz. Kabuğunu çıkarmak için bıçağı dikkatlice kullanıyorum. Evet, şu aloe vera jeline bak. Bir kaşıkla hepsini çıkarıyorum. Güzel, aynen böyle. Şimdi blender'a koyuyorum. Kapağını kapadım, artık karıştırabilirim. İşte böyle, hiç de uzun sürmedi. Şu an biraz sıvı halde. Bu yüzden buz kalıbına döküyorum. İşte böyle. Tabii bir adım daha var. Bunu dondurmak. Aloe vera küpleri hazır. Ha, tamam, izliyor musunuz? Şuna bak şimdi. Hem soğutuyor hem de iyileştiriyor. Aloe vera yanıklara çok iyi gelir. Bak, cildim şimdiden çok daha iyi oldu. Gerçekten de versene. Bir sürü var. Kendine al bir tane. Ah, aman tanrım. Oh, piti piti, karamel sepeti. Oh, kazandım. Gerçekten mi? Ah, peki git saklan. Sayıyorum 1, 2, 3, 4. Peki, asla aklıma gelmeyecek bir yer bulmalıyım. Bakalım, ah, buldum. Koltuğun arkasına saklanayım. 8, 9, 10. Bakalım. Nereye saklanmış olabilir ki? Oh. Ya hadi ama, aramadım bile. Yani sen de pek iyi saklanamamışsın. Bulmak için arkamı dönmem yetti. Pekala, piti piti karamel sepeti. Yine ben saklanıyorum. Ya, tabii öyledir. Bu sefer daha iyi saklan bari. 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum sobe. Şuraya mı baksam acaba? Evet, tahmin etmiştim. Ne? Nasıl bu kadar çabuk buldun ya? Yakalandın. Yine. Bu işi pek beceremiyorsun gibi ya. Of, beni her seferinde buluyor. Saklanabileceğim bir yer olmalı. Belki de dışarıda işime yarayacak bir şeyler vardır. Bakalım güzel bir şey var mı? Birkaç karton, çöp kutusu, posta kutusu. Harika bir fikrim var. 9, 10. Pekala, yine seni bulacağım. Bu sefer de burada olacağından adım gibi emindim. Bu cipslere bayılıyorum. Çok tuzlular. Dur biraz. Bu o mu? Yok yok, değildir. Perdenin arkasında da değil. Akıllanıyor gibi. Yuhu, ne zamandır bu bölümü geçmeye çalışıyordum. Nerede ki acaba? Ara bulamıyorum. Oh, nerede bu ya? Her yere baktım. Aa, tabii dışarıda değilse. Bir saniye. Şurada ne var? Evet, burada da bulamadım. Bu sefer cidden beni alt etti. Ne kadar oldu acaba? Gerçi benim saatim yok ki. Saklan başta beni yenebileceğine inanamıyorum. Luna, neredesin? Seni kandırdım. Yüzündeki ifadeyi görmen lazım. Ben kazandım. Gel gel. Aman tanrım, sırf şu şeyi yaptığın için kazandın. Yoksa asla kazanamazdın.
Bu çiçekler muhteşem. İşte atıştırmalıkların tatlım. Hadi hepsini bitir, ihtiyacın var. Çok güzel, bunlar bir harika. Oh, hemen geri dönerim tatlım. Büyük anneme gelmeye bayılıyorum. Beniye güzel bir şey daha yapacağım. O çok iyi bir kız. Daha doymamışsındır dedim. Bu waffle'ları sen mi yaptın? Vay canına, ver şunları bana. Oh, beğenmene çok sevindim. Ah, bir dakika. Hemen geliyorum. Çok iştahlı bir çocuk. Ama çok güzeldi. Umarım çörekler için karnında yer kalmıştır. Aa, tek bir ısırık daha alamam. Hadi bir tane dene tatlım. Al bakalım. Güzel seçim. Ama nasıl? Daha çok mu istiyorsun? Sorun yok. Çok fazla yedim. Aa, her neyse. Harika zamanlama. Bu hazır görünüyor. Rejime başlamam lazım. Of, olamaz. Lütfen olamaz. Bak bende ne var, en sevdiğin şey. İmkanı yok, neredeyse patlayacağım. Ufak bir dilim al, aç ağzını bakayım. Kusacağım. Dansı olamam. Yoksa olur mu? İşte bu benim kızım. Ona bir şeyler daha vermem lazım. Büyük anne. Sen iyi misin? Ne yapıyorsun? Al şunu bakayım. Boks mu yapıyorsun? İşte bu. Kaslarım nasıl yanıyor? Buna inanamıyorum. Beni de çalıştırır mısın? Sen bununla başa çıkamazsın tatlım. Üzgünüm. Bir ara kesin beraber takılmamız lazım. Herkes sessiz olsun. Sana diyorum Alex. Sınav zamanı. Kağıtlar yanımda. Ama neredeler? Aha, buldum işte. Kendimden gayet eminim. Bunu göreceğiz Alex. Bu bir dövme mi? Eğer daha fazla çalışırsan testi geçebilirsin Alex. Öğretmenin dövmesi var. Çılgınca. Neden bu kadar mutlusun acaba? Sadece sınavına odaklan. Vay, ne güzel kolye. Ağzını kapat, sinek girecek. Ve başlayabilirsiniz. Neler oluyor? Bu çok tuhaf. Konuştuğunuzu duymayayım. Hadi başlayın. Ay, çok kızdı. Gözüm üstünüzde. Sorular zormuş. Kopya yok Alex. İşte tam fırsatı. Belli etmemeliyim. Eyvah! Kalemimi düşürdüm. Alsam iyi olur. İşte bitirdim. O kadar kötü gitmedi. Öğretmenim, işte sınavım. Nereye gitti ki bu? Hiçbir fikrim yok. Bu nedir? Baksak mı acaba? İşte müzik bu. Ah, öğretmenim. Meğer metalciymiş. Rock! Bunu hiç bilmiyordum. Hadi gidelim buradan. Güzel dövme dostum. Hayır, köpek yavrusu dövmesini ben yaptıracağım. Orada neler oluyor? Vay canına. Harika, şimdi de stüdyomda bir inek var. Acaba başka bir zaman mı gelsin? Bunu görmeliydin dostum. Neredeyse 20 ninja vardı. Sonra ben de şöyle bom. Ay. Neredeyse bitti. Merhaba beyler. Ah, benim üstüme oturdun. Senin bir derdin mi var dostum? Siz iyi birilerine benziyorsunuz. Tamam, bitti işte. Güzel, teşekkürler. Hadi ama. Yeni motoru görmen lazım. Ben mi? Ah, tamam. Ay, kendimi iyi hissetmiyorum. Harika, burada bayılan biri var. Pardon, ben iyiyim. Bir dövme rica ediyorum. Herhalde. Nasıl bir şey istiyorsun? Bunu lütfen. Onu mu? Gerçekten mi? Şirin bir şey. Peki, senin kolonu. Hadi bakalım o zaman. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Sakın bayılma ama. Daha şimdi ne dedim sana? Bu aklıma bir şey getirdi. Kendime biraz zaman ayırmam lazım.
Keşke bütün günümü burada geçirebilsem. Ah, kedicik. Ama sen yeterince pofuduk değilsin. Bak ayıcık, sen işimi görürsün. Çok yumuşaksın. Aslında sen yararlı olabilirsin. Hey, bitti mi? Ah, vay canına. Al şunu. Ne kadar yumuşacık, teşekkürler. Artık hazırım. Of, çok batıyor ama sen beni korursun ayıcık. Çok lezzetli. Kıyafetleri bir felaket. Ah, sakin davran. Selam. O buradaymış. Antrenmana başlama zamanı. Çok gürültülüydü bu. Şimdi biraz squat yapıyoruz. Böyle iyi mi? Evet, aynen. Birazdan dönerim. Gitti. Of, squat hareketinden nefret ediyorum. Kıyafetini gördün mü? Nasıl gidiyor bakalım? Oh, hadi ama. Üzgünüm. Squatları bitirdik. Beni izleyin. Şimdi yukarı tekme atıyoruz. Mecbur muyuz? Ay, vay canına. Sen iyi misin? Aa, tabii tabii, bir şeyim yok. Hadi bakalım kızlar. İnsanlar bunu yapmaktan nasıl hoşlanıyorlar hiç anlamıyorum. Yine gitti. Gevşe biraz. Ne kadar ciddi biri. Buradan hiç egzersiz yapılıyormuş gibi sesler gelmiyor. Ne gülünç biri. Tekmeymiş, squatmış. Siz ne zamandır oradasınız? Artık yeter. Sıkı çalıştığınızı görmek istiyorum. Ah, benim yeni müşteriler bulmam lazım. Bir ambulans çağıralım mı? Ben iyiyim. Hey, bu da nedir? Şuna bak. Benimle niye alay ediyorsun? Hey, orada daha fazlası var. Bu çok tuhaf. Hadi gel, neymiş bir bakalım. İzi takip edeceğiz. Sessiz ol. Hadi. Bir şey görüyor musun? Hayır, burası boş. Burada yanlış bir şey var. Antrenör nereye gitti? Bak. Ha? Bu da nedir? Çok güzel. Eyvah. Siz ne yapıyorsunuz? Bu hiç sağlıklı değil. Açıklayabilirim. Marshmallow isteyen. Çok yoruldum. Güzel bir uykuya çok ihtiyacım var. Ha? O da neydi? Gardırobumdan ışık mı geliyor? Bir şey değilmiş. Hayal görüyor olmalıyım. Yine ışık geldi. Biliyordum. Saklamam lazım. Canavar falansa. Belki içeriden bir şey çıkmıyor gibi. Şimdiye kadar hiç canavar görmemiştim gerçi. Belki de canavar değil. Bambaşka bir şeydir. Belki cesur olmalıyım. Olacağım. Vazgeçebilirim. Yok, yapmam lazım. Hadi bakalım. Hiçbir şey göremiyorum. Kıyafetlerim yerlerinde duruyor. O kadar. Işıktansa eser bile yok. Yani hiç değilse ben bulamıyorum. Ya aslında bir şey gördüğüme eminim. İyice bakınsam iyi olacak. Bir dakika. Bu da ne? Bu ne ya? Elindeki de pizza mıydı? Yok artık. Pizzaymış ve kola. Burayı iyice sığınağa çevirmişler. Evet, ne yapayım? Baksana, sen de gel de biraz pizza ye benimle. Peki. Seve seve. Vay, bu gizli oda harikaymış. Dekorasyona da bayıldım. Pizza da ilaç gibi geldi. Çok güzel. Artık gizli odamı öğrenmiş oldun. Sağlığına. Harika. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Zavallı küçüğüm. Ateş gibi yanıyorsun. Bu hiç iyi değil. Seni iyileştirmeliyiz. Annenin hemşirelik yapması gerek. O da ne? Şaka şaka. Bana bu lazım. Biraz hemşire şakası. Bize gereken bu. Ama onu sevmiyorum. Tadı berbat. Ama iyileşmen gerek. Aç bakayım ağzını. Hayır, hayır. Anne, istemiyorum. Of. Bak anne. Kola istiyorum. Sanırım onu nasıl ilaç içirebileceğimi buldum. Boş bir kola kutusu al. Orta kısmını aç. Öksürük şurubunu kutuya yerleştir. Sonra tekrar kapat. Öksürük şurubunun içine bir pipet yerleştir. Sana kola getirdim canım. Hepsini iç. Teşekkürler anne. Aferin oğluma.
Tadı farklı gibi. Ama sevdim.